Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün 4 tane güzel savaş var. Avcı var, hafif var, ağır tanklar var. Karışık. Devam edeceğiz. Bakalım neler var. İlk tankımız Obje 704 tankı. Obje 268 serisinin seviye 9'daki keyifli tanklarından, serinin keyifli tanklarından bir tanesi kendisi. Hemen sol tarafa doğru gideceğiz. Bu haritanın adı Şelale Deresi'ydi galiba. Burası pek avcılar için böyle hani net uygun bir harita değil açıkçası. Orta kısımda bir tane dikkatsiz projekto. Hemen ilk atışı yapıyoruz kendisine. Sonra hafiften geriye çekileceğim. Sheridan falan da vardı orada. Birazcık burada takılmayı düşünüyorum şimdilik. Şimdi siz maçı izlerken ben birazcık son dönemdeki olaylardan bahsedeyim. Yeni araba aldık bu arada, aracımızı aldık. Birazcık rahatladım diyeyim. Ama şimdi tekrardan işte sağa sola gitme durumları falan filan, bir yandan da haber bekliyorum artık. İşte çağırsınlar da gideyim yani. Henüz başlayamadık biliyorsunuz. İyice yılan hikayesine döndü. Öyle durumlar, bekliyoruz bakalım. Yakın zamanda güncelleme geldi. Şimdi araya bir tane daha güncelleme atmışlar. Sizden gelenlerin bir bölümünü hazırlayacaktım normalde. Yani maçlarınızı izlemiştim. Bilgisayarda duruyordu. Sadece kaydını almamıştım. Hepsi cuppa diye geri gitti abi. İşin hoş tarafı, ben de hani kayıtları nasıl olsa bilgisayara aldım deyip, daha doğrusu hani izledim maçları. Orada duruyorlar. İşte sadece videoyu alacağım. Sizin şeyleri de sildim. Mailleri falan da sildim. Geri hepsi gitti abi. Son güncellemeden sonra gönderdiğiniz videoların hepsi gitti. Şimdi son gelenleri tekrar izliyorum işte. Yeni oyun modumuz geldi. Biliyorsunuz daha önce de gelmişti. Yer çekim oyun modu. Orada da güzel savaşlar gelmiş. Birkaç tane onları da kullanmayı düşünüyorum yine sizden gelenlerde. Çünkü bayağı keyifli savaşlar var. Durumlar bu şekilde şimdilik arkadaşlar. Bundan sonraki video muhtemelen sizden gelenlerin 13. bölümü olacak. Şimdi bakalım, bir tane E100'ümüz var abi. Henüz hasar almadım. Gördüğünüz gibi 2.2K'lıkta bir hasarım var. E100'ü bekliyorum ki gelsin ama tek atış durumuna düştüğü için o da uyanık çıkmıyor şu anda. Yani bir yandan da basmak istiyorum artık. Yani biraz hasar vermek istiyorum artık, dedim yapacak bir şey yok yani. Bu adama basacağız. Bir tane yedim. Geriye çekiliyorum. IS-7 de geldi buraya. Bizim FV giriyor, baktım dedim ben de gireyim. FV kime vurursa ben de ona vuracağım. FV mantıklı bir şey yaptı. Yak Tiger'a vuruyor. Yak Tiger tek atışa düştü. Ben de Yak Tiger'ı çekiyorum. Şimdi bu eleman yanımda olduğu için, onun da canı düşük olduğu için IS-7 tabii ki ilk onu tercih edecek. Ben şimdi girdim dedim, bana atsın bari, ona atmasın. Bir tane vuruyorum. Şimdi burada FV'den destek bekliyordum ancak FV bayağı kaçmış yani korkusundan. Bir tane daha yiyeceğim artık heriften. Neyse ki tek atış durumunda değilim. Aynen, bir tane daha şimdi yapıştırıyor bize. Ben de kendisine vuruyorum. FV'nin desteği geldi. O beklediğim destek, biraz geç de olsa geldi. Bakalım diğer FV orada birilerini mi kesiyor, AFK mı bilmiyorum. Bir H atayım dedim ama birazcık düşük çekti. 5400 hasara ulaştık burada. Buradan sonra birazcık bekleme kısmımız var arkadaşlar. Orayı kestim şimdi, boşuna size izletmeyeyim şu eleman. Ben buradan bir yere ayrılmadım. Ona gidene kadar zaten 50 tane adam var. 10 kere öldürürlerdi. Çıkarsa vururum diye bekledim de çıkmadı. Neyse, biz işimizi yaptık. 5400 hasar, seviye 10 bir maçtı. 5 çarpanımız da vardı bu arada. Bayağı bir krediyle deneyimi de cukkalamış olduk. Şimdi ikinci karşılaşmamıza geçiyoruz. İkinci karşılaşmamız bir hafif tank. İngiliz hafif tanklarından Vickers Light 105. Yani bu serinin 10. seviyedeki tankı. İnceleme videosu yakın zamanda koyduk kanala. Merak edenler oradan bakabilirler. Güzel bir hafif tank kendisi. Hani keyifli, serisi de keyifli. Zaten 8 yani 7'deki Comet'ten başlıyorsunuz falan. Böyle çok böyle üst düzey zamanınızı harcayacağınız da bir seri değil. Zaten hızlı tank maçlar hızlı dönüyor vesaire. Tavsiye ederiz. Özellikle hızlı tank oynamayı seviyorsanız ve bu tarz tankların, yani böyle zırh olaraktan zayıf kalmış ancak hareket kabiliyeti yüksek olan tankları oynamayı seviyorsanız ve bu işi çözmüşseniz öneririz. Şimdi bir tane Leopard PTA var dedim. Ya üst tarafı seviyoruz biliyorsunuz yani haritalarda. Burada da avantajlı taraf üst taraf ama üstünlük olduğu için arada işler değişebiliyor. Neyse, PTA'yı çektik abi burada. Pek bir hasar almadım. Tek bir atış yaptı, onu da sektirmeyi başardım. Şurada bir Leopard var. Dedim burada herhalde tek, bu herifler aşağıda derken
İki avcı tank artı ST artı Leopard görüyorsunuz karşıda. Buradan Shift'in MK geliyor. Herifler yukarıdaymış abi. Şimdi hemen topuk pozisyonuna gördüğünüz gibi kaçış pozisyonuna geçiyorum. Araya kayayı falan da aldım. Aradan Shift'in beni görecek muhtemelen. Birer tane vuruyoruz birbirimize. Burada hemen uyanıklık yapıyorum. Baktım Shift'in yönünü değiştirdi. Şurada bizim bir tane Matt var kaçamayan. Ona gidiyor. Giderken bir tane daha saplayayım çünkü hala vaktim var. Şimdi artık kaçmam lazım çünkü heriflerin hepsi yukarıda. Bizimkiler de aşağıda ama ilginçtir. Tevzon E5'e hiç vurmamışlar. Şimdi daha yenice bir tane vurdular, bir tane geldim ben vurdum yani. Ulan çökseniz abi, heriflerin hepsi zaten yukarıda yani. İlginç adamlar yani. Hani şundan bahsetmek istiyorum. Bu takım kötü. Niye kötü? Çünkü iyi oyuncu zaten haritada avantajlı noktayı tercih eder. Yani İyi oyuncu olmanın gerekliliğidir o. Anladınız siz beni. Yani bunlar birbirini destekleyen şeyler. Şimdi bir adam yukarı gidiyorsa iyi oyuncudur, iyi oyuncuysa yukarı gidiyordur zaten. Ama işte takım gitmiyor abi, aşağıdalardı. Aşağıdan gidenden de pek bir şey beklemeyeceksin ama biz en azından şu ana kadar güzel iş yaptık diye görüyorsunuz. Burada epey bir hasar yukarıda falan burada da verdim. Bakalım hala pozisyon arıyorum. Yakpanzer E100'e vurmaya çalışacağım. Şimdi yönünü değiştirdi yalnız. Abi artık korkudan nasıl korkmuşsam daha kafayı çıkartmadan mermiyi yolladım yani. Neyse, herif de böyle gelecekmiş gibi falan bir korkuttu beni. Asıl hedefim o değil ama burada. Geçerken bir tane vuracağım ama şu arkada tek atış canı kalmış bir tane 268 vardı ki ben orada Yak E100'e gitmiş olsam bu herif arkadan beni sıkıntıya sokacaktı. O yüzden ilk tercih olaraktan hemen onu çekiyorum. Oyun farkındalığı önemli arkadaşlar. Burada tekrardan dönüp Yak Panzer E100, artık o da tek atış cana kalmış durumda. Onu da burada tık diye çekiyoruz. Bu arkadaş 6.5 saniyede doldurup 350 vuruyor. H delişi falan da fena değil. Artı işte hareket kabiliyetiydi falandı filandı. Güzel tank bence. Hani kırpılması gereken, biraz ufak tefek kırpılması gereken bir tank. Bakalım ne zaman gelecek nerf göreceğiz. Belki gelmez de yani, bunları sonuçta biz karar vermiyoruz. Ben sadece gördüğüm şeyi söylüyorum ama atıyorum serverdaki oyuncular bu tankla düzgün oynayamıyordur. Tankın ortalamaları diğer tanklara benziyordur oynayan oyuncular arasında. O zaman çok fazla bir ellenmez ama genelde hani Wargaming tankları biraz güçlü getirip sonrasında ufak ufak kırpıyor. Çünkü bir tankı zayıf getirdiğiniz zaman hani o tankla çok millet oynamaz. Kas, daha fazla kişi kassın diye biraz güçlü getirip, bence bir taktik bu da, sonrasında ufak ufak kırpıyorlar. Neyse, devam edelim. Üçüncü karşılaşmamız IS-3 tankıyla oynuyoruz. IS-3 oldukça eski ama bence benim gözümde de çok kıymetli olan bir tank. Neden böyle diyorum? Çünkü bence yani bir ağır tankta olması gereken birçok şey bu tankta var. Çok böyle üst düzey bir zırh var mı? Hayır. Daha iyi zırh olan tanklar var. Ancak kule zırhının çok iyi olduğunu biliyoruz. Özellikle ön gövde zırhınızı sakladığınız zaman güzel işler yapıyorsunuz. Ancak IS-7 karakteristiğinde bir ön gövde zırhı var. Açıya böyle, hani önden açıya daha doğrusu, pek gelebilen bir tank değil. Yan taraflarda falan şöyle hafif hani side scrape dediğimiz o pozisyona geçtiğiniz zaman güzel işler yapıyorsunuz. O noktada bir sıkıntısı yok. Özellikle zaten top tier girdiği maçlarda oyun kurtarabilecek tanklardan bir tanesi. Ben bu tankı neden çok seviyorum? İşte ortalama bir zırhı var. Hani belli pozisyonlarda eliniz güçlü, evet, ama onun dışında bu tankta olan güzel bir şey var. Hız abi. Yani hareket kabiliyeti bir ağır tanka göre güzel. Yani bir Löw'den mesela veya KV-4 ile karşılaştırdığınız zaman bu tanklar mesela yavaş kalıyorlar ama bu tank hem ivmelenmesi olsun, son hızı gerçi kaçtı pek hatırlamıyorum ama yani kıvrak diyebileceğimiz tank sınıfına sokabilirsiniz. Ayrıca düşük seviye tanklarda daha çok görülmek üzere hani götten baştan sektirme durumu bu tankta da var. Demem o ki hani sonuca bağlayayım, ben IS-3'ü seviyorum. Bu karşılaşmada biraz böyle hani 9-8 bir maçtı, biraz aslında zorluk seviyesi zor bir karşılaşmaydı IS-3 için. Ama burada güzel pozisyonlandık biz. Şu IS-8 birazcık tam düzgün yardım edemedi bize ama yine de son adamları çekmede birazcık faydası oldu kendisinin de. Bu tarafı temizledik ama şu an durum 3-2. 3-2'de gerideyiz. Bakalım, biraz da sıkıntılı bir durum aslında. Bir tane sektirmeyi başardım. Şu sağ tarafta iki tane oyuncuları var. Artı CD'sinin de bu kısımda olduğunu görüyoruz.
Şu CDC'yi alırsa güzel olacak. Evet, CDC'yi aldı bizimkiler. Şimdi ben burada Torto'ya bir tane yapıştırıyorum. Burada bir 301 geliyor. Hızlı bir atış mesela, sektiriyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani birisi böyle çok nişan alıp da sizi delememe gibi pek bir durumu üst düzey olmaz. Ama böyle hızlı atışları falan bu üst gövde zırhı vesaire sektirebiliyor arkadaşlar. Ütopik atışlardan bir tanesi. Yani her ne kadar nişan alması kötü sınıfına soksak da bu tarz atışları, yani şu mesela Löw'le falan yapamayabilirsiniz abi. O derecede efsane atışları arada bir yapabiliyor. Neyse, Torto'yu çektik. 301 burada, T-32 burada, bizim eleman ikisi birlikte çekiyor. 301 kaçıyor. Ben de burada T-32 tabii ki hemen çekiyorum. 301 de tek atış durumuna düştü. Bir tane tankları daha var. Bir avcı tank ve T-30 galiba o da. Bakalım, 301 sıçtı artık. Yapacak bir şey yok. Yani bombok bir yere girdi. Çekiyorum. Evet, T-30 da açıldı. Şöyle bir hani hafif yan zırhıma getireyim diye kenara kaçmaya çalışırken denk getirip palet tarafından vurmayı başardı maalesef. Neyse, üstüne doğru saldıracağız. Şu an tek atış durumundayım. Hemen çıkmayacağım. T-30'un atış yapmasını bekliyorum derken hemen atışını da yaptı zaten. 14 küsur saniyede mi 15 saniyede mi ne dolduran bir tank T-30. Epey uzun bir zamanım olacak o tankı almak için. Ben de fırsatı kaçırmıyorum tabii ki ve işimizi yapıyoruz. 4 kill ben aldım. 3 kill de AS8 aldı. 3801 hasar seviye, aslında çok yüksek bir hasar değil ama seviye 9-8 girdiğimiz bir maç olduğu için bence iyi bir hasar diyebiliriz. Bakalım bakalım bakalım, dördüncü karşılaşmamız hangi tankla? Evet, bilemediniz abi, E100 yok bu videoda. Bu kez onun yerine o seviyede yine hani top böyle en üste koydum iki tank, biliyorsunuz biri E100 biri E5. Bu kez E5 var abi. Bu maçta dün oynadım. Bu şey geldikten sonra hangisiydi? Nakedpedia, o ismi aklıma. Yerçekim oyun modu geldikten sonra şöyle bir 20-25 maç falan attım, sıkıldım abi. Bir de arka arkaya kaybedince falan, ya şimdi tamam keyfine meyfine oynuyoruz falan da oyunu kaybedince de insan birazcık sıkılıyor açıkçası. Dedim siktir et ya dedim. Bir de görev mörev de vardı o ara. Şey yapamıyorum. Efendime söyleyeyim, tamamlayamıyorum dedim. Siktir et, bir normal maç girelim bari. Aldım E5 abi. Tık. İşler tıkırında, bakalım neler yapmışız. Şimdi bu tankla aslında ortada oynardım ben. B üstünün orada Huldan pozisyonda oynayabileceğimiz güzel bir tepelik pozisyon var. Oradan genel olarak o kısımdaki tankların çoğunu hacamat edebiliyorsunuz. Böyle kule zırhı olan, topu eğilen bir tank. Ancak takımımız maalesef bu tarafı yoğunluk tercih ettiği için ben de bu tarafa geldim. Ön tarafa da girdim. Neden ön tarafa girdim? Şu standart hayvanı ölmesin diye. Zırh varmış gibi en öne geldi, girdi buraya. Hani ben burada 1-2 orada açı maçı yapmıştım. Pozisyon almıştım açıkçası da. Neyse. Girdik, takımın da yoğunluğu burada. Şunlara da basmamız lazım zaten ama bakalım, FV'yi çekmeyi başardık. O da zırh monusunu falan kullandı. Birazcık uzun sürdü çekmemiz. Şimdi IS-4'e çökmeye çalışıyoruz burada. IS-4 bana vurmaz inşallah ama herif de yani direkt bana atıyor abi. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha yedim ondan. Bizimkilerin vurmasını bekliyorum. Yakpanzer E100 geldi ama biraz kötü bir noktadan geldi. Kaçırdı zaten. Buradan bakıyorsun arkadaki tank vuramadı. E100 vuramıyor falan lan artık. Yani hani şu adamları almamız lazım abi. Maç gidecek yoksa. Neyse, sonunda çekmeyi başardık. IS-4'ü. Arkaya doğru döneceğim. Şimdi yarı candan daha az bir can puanına düştüm. 1100 civarında bir can puanım var. Ama ilerleyebilirim hala. Bu can puanı beni idare edebilecek durumda. Bizimkiler böyle biraz pasif kalıyorlar abi. Yakpanzer E100 burada böyle açı maçı yapmaya çalışıyor. Ulan E100 var, sen varsın, ben varım. T-57 geliyor. Ya çökün abi, çökün şu adamlara. Bir yerde birkaç kişi yakalamışsanız ve 4-5 kişiyseniz çökeceksiniz. Yani bu insanlara bunu anlatamıyorsun abi. Yani bu oyunun temelinde olan bir şey. Neyse, IS-7'nin sırtına götüne götüne vurmaya başladık burada. Gördüğünüz gibi önce pozisyonu şöyle bir korunaklı bir pozisyon aldım. Ondan sonra savaşmaya başlıyorum. Öyle ortalık yerde ampır ampır savaşmayacaksın tankla. Şimdi IS'i çektik sırtına vura vura abi. Burada hedefimde aslında basacaktım. Leopard vardı ama Veta of gelince what the fuck deyip biraz geri çekiliyoruz. Neyse, çekmeyi başardılar abi Leopar'ı. Şimdi Veta of burada sağda, bir standartları var. Herif hala aynı yerde abi. Orada maç boyunca takılıyor. Bir kişi daha var diyecektim. O da tek atış canı kalmış. 704'müş. Onu da hemen çekiverdik.
Vetav bakınıyor şu an, ona karşı çok güçlü bir pozisyondayım. Bunu bilmiyor. Şimdi fark etti herhalde. Biraz hemen geri çekildi. Güzel can puanını falan azalttık ama işte bu adam burada biraz sıkıntı yapacak gibi. Hey, götüne saplayayım dedim ama nereye gitti hakkında pek bir fikrim yok memnun. Çok da düzgün attım gibi duruyordu nedense. Neyse, bizim eleman şeyi çekti, VT'yi çekti. Yalnız bu da bizimkini çekiyor. Arkadan bir HE denemesi daha yine olmadı ama tek atış durumuna düşürdüm artık. Ve kaçamıyor da gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü E5 kıvrak sayılabilecek bir ağır tank zırhını birlikte düşündüğün zaman aslında genel olarak ben hep söylüyorum. E5 bu seviyede en temiz oynayabileceğiniz ağır tank 10 seviyede. 5K'ya yakın bir hasar, güzel bir deneyim ve güzel bir oyun oldu yine bizim adımıza. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.